merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebekler için meyve püresi nasıl hazırlanır adlı videomla karşınızdayım. Bebeklere meyve cam rende ile rendeleyerek verilmelidir. Ek gıdaya yeni geçildiğinde kullanılabilecek meyvelerden Ankara armudunu kullanarak şimdi bir meyve püresi elde edeceğiz sizlerle arkadaşlar. Öncelikle iç kısmındaki çekirdekleri alıp, sert kısımları alıp kabuğunu soyacağım. Sonrasında cam rende ile rendeleyeceğim. Bunun videosu da mı olur diyenler çıkabilir arkadaşlar. Ancak inanın ek gıdaya yeni geçildiğinde cam rendenin adını dahi duymayanlar vardır belki benim gibi. Ben cam rendeyi ilk defa kızıma ek gıdaya geçtiğimde ya da şöyle demeliyim. Ek gıda araştırmaları yaparken karşılaştım ve o zaman öğrendim cam rendenin ne demek olduğunu. Daha önce hiç kimse de görmemiştim ve hiç kullanma fırsatı olmamıştı benim için. Bu nedenle ek gıdaya yeni geçenlerde yardımcı olması açısından bu kadar basit videolarda çekmek istedim. Yani sonrasında çok kolay, çok basit videolarda çekiyorsunuz, bunu bilmeyen mi var gibi yorumlarda bulunmayın arkadaşlar. Bilmeyenler için çekiyorum bu videoyu. Evet, Ankara armudumuz soyuldu. Ve arkadaşlar bakın, cam rende şu orta kısmıdır. Ben inanın bunu dahi bilmiyordum. Ya bunu neresiyle rendeleyeceğim falan dediğim oldu yani yeni aldığımda. Şurası rende kısmıdır. Armudumuz yumuşacık. Hemen kırıldı bir de. Orta kısma sürterek rendeleme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Cam rende ile yaparsak eğer pütürsüz hale gelir arkadaşlar meyvemiz. Diğer rende ile denerseniz daha pütürlü ve vitamin kaybına uğrayabilir demirle buluştuğu için meyve. Bu nedenle cam rende bebeğimiz için son derece güvenilir ve kullanışlıdır. Dediğim gibi ek gıdaya ilk geçildiğinde verilmesi en ideal olan meyvelerdendir armut. Bunun yanı sıra mevsimine göre elma ya da şeftali gibi meyveler de uygun olur arkadaşlar. Kabızlığını düşünmezsek eğer muz da uygun bir meyvedir. Bunlar da artı bir dipnot olsun sizler için. İlk başlarda tam armudu yiyemeyebilir bebeğiniz. Bebeğiniz büyüdükçe porsiyonları arttırabilirsiniz. Ama bir 7 aylık falan olduğunda bir armudu kolaylıkla yiyebileceğini düşünüyorum. Evet, armudu rendeleme işlemim tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen pütürsüz hale geldi. Bebeğiniz kolayca yiyecektir. Gayet de sulu bir armutmuş. Şimdi mama tabağımı alıyorum ve hemen yediriyorum. Elma ve armut hemen kararan meyvelerdendir. Bu nedenle bebeğinizi hiç bekletmeden yedirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Taze taze. Sonradan görüntüsü çok kötü olabiliyor. Evet, bu kadar çıktı. Bir armuttan, bir Ankara armudundan bu kadarcık bir porsiyon çıktı. Sorularınız için videonun altındaki yorum kısmına yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınıza mutlaka dönmeye çalışıyorum. Bu arada videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.